İstanbul'a yakın birkaç günlüğüne yüzmek için, gezmek için yer ararken biraz spontane olarak uğradığımız yer. Çanakkale, Behramkale, Assos. Bölge pek çok tarihi yere sahip ama Kadırga Koyu inanılmaz bir yer. Biz gittiğimizde bu bölgede gezerken inanılmaz keyif almıştık. Daha sonraki gezilerimizde maalesef düşen bir kaya nedeniyle Kadırga Koyu'nun kapalı olduğu belirtildi ve söylendi. Giriş yasaklanmıştı ama şu anki akıbeti ne durumda bilmiyorum. 2022 yılı itibariyle ama kapalı olduğunu biliyorum. Bölgede deniz inanılmaz güzel. Su altı zenginlikleri çok fazla. Özellikle benim gibi işte gözlükle dalmayı, şnorkel palet kullanmayı, hatta su altı kameralarla çekim yapmayı, suya atlamayı seviyorsanız gerçekten biçilmiş kaftan. Kadırga Koyu'nun hemen gerisinde zaten halk plajları var. Ücretli kullanabileceğiniz alanlar da var ama halk plajı olarak geçen yerler de var. Buralardan ücretsiz bir şekilde denize girebilirsiniz. Yüzebilirsiniz. Keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Aynı zamanda yine aynı bölgede deniz kenarında kalabileceğiniz çok fazla apart ya da motel tarzı yerler var. Yani bölgeye bizim gibi eğer spontane gelirseniz direkt geldiğinizde dahi kalacak yeri çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Hem çadır kampları hem de çok fazla apart yere ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelmişken çevredeki antik kentleri gezmeden olmaz. Bu antik kentlerin tamamına müze kartla giriş yapılabiliyor. Müze kartı giriş esnasında da çıkartabiliyorsunuz. Yaklaşık bir dakika falan sürüyor çıkartması. Kesinlikle tavsiye ederim. Hem girin gezin hem de müze kartla girin gezin. Çünkü normal bireysel girişten çok daha ucuza gelecektir. Bölgede gün batımını izlemek de inanılmaz keyifli. Hatta antik kentin çevresinde çok fazla böyle gün batımını izleyebileceğiniz ufak kafeler var. Buraları kullanabilirsiniz. Biz antik kente öğleden sonra birazcık daha güneş battıktan sonra gidip gezmeyi tercih ettik ki iyi ki öyle yapmışız. İnanılmaz büyük bir alan. Sakın ola ki öğlen sıcağında gelip de yürüyüş yapalım aman gezelim ne olur ki demeyin. Bayılırsınız büyük ihtimalle. Biz Assos gezimiz sonrasında ikinci durağımızın neresi olacağını düşünürken Bozcaada'ya mı Gökçeada'ya mı gitsek derken Gökçeada'ya gitmeye karar verdik. Burası tarihi yerleriyle meşhur esasında özellikle Rumların yoğunlukla yaşadığı eski bir ada. Adayı tamamını gezmek, adanın tamamını gezmek arabayla yaklaşık herhalde 2 saat falan sürecektir. Çok da geniş bir alana sahip değil esasında. Araçla gidilebilecek yerler olarak söylüyorum ama çok fazla yüzülebilecek koya sahip. Bölge inanılmaz sıcak. Çok sıcak ve ağaç sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Resimde de görüldüğü gibi meşhur ağaç ve altında full keçiler var. Keşke keçiler olmayaydı da biz orada kamp yapabilirdik diye çok içimden geçirmiştim bu seyahatte. Açıkçası Assos sonrası olduğu için belki de bölgedeki tarihi yerleri gezerken köyler çok tatlı, çok güzel. Ama ben çok fazla keyif almadım, ondan kendimi denize atmak istedim. Bölgenin en meşhur yerlerinden bir tanesi Yıldız Koy. Yıldız Koy doğal koruma alanı olarak ilan edilmiş. Bu bölgede avlanmak vesaire yasak. Su altı canlılığı inanılmaz yoğun. Bu arada denizi çok temiz. Yani resmen balıklarla beraber bir akvaryumun içinde yüzüyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Yüzerken işte ahtapotlara denk gelebilirsiniz. Gökçeada'ya gelmişken meşhur Kavala Kurabiyesi'nden Efi Badem olarak geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yemeği bir de bol bol gezmeyi ve yüzmeyi unutmayın. Tahminimce hayatım boyunca ikinci kez gitmeyeceğim bir yerdir ama iyi ki gelip görmüşüm. Şimdiden herkese iyi tatiller. Videoyu izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.